Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. Evet, bugün elimde Orient'in bir saati var, kol saati var. Şimdi bu saati senenin başında ben satın almıştım tabii ki. Daha sonra da tabii ki bunu satışa koydum internet sitesine. Sonra da kıyamayıp satamadım tabii ki. Çok uygun bir fiyat aldım yurt dışında. Şu an Türkiye'de saatin fiyatı 5, 6, 7 arasında gidip geliyor. Bu saatin normal fiyatı da 120 ila 140 dolar arasında arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Bu saati yurt dışından almıştım ben. Tabii o zamanlar nasıl diyebilirim size, 149 dolara kadar şey var, gümrük yoktu. Yani gümrüğe yakalanmıyordunuz. Şu saat şu an piyasada da yurt dışındaki sitelerde şu an 149 dolar civarı. Belki 120 dolar, 130 dolara kadar inmiş olabilir Black Friday nedeniyle. Ama genel olarak 149 ila 200 dolar arasında değişiyor. Bazı yerlerde yine Amazon'un Almanya sitesinde de 149 euro ya da 150 euro gibi değişiyor. Tabii ben bu saati internet sitesine koydum. Tabii ki karla koydum. Tabii orada işte bayağı bir söylenen arkadaşlarımız oldu. İşte bunun fiyatı Amazon'da şu fiyatta, şuradan alırsam sen iki kat fiyat farkı koymuşsun filan diyenler oldu. Haklı olabilirler ama ne yazık ki şöyle bir durum var artık. Bu ürünü Amazon'dan almaya kalktığınızda 150 euro'nun üzerinde genel olarak ve 150 euro'nun üzerinde bir ürün aldığınızda da vergisi dahil olsa bile ürünün siz 150 euro'yu geçtiğinizden dolayı bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde ekstra bir vergi çıkıyor ve bu vergi de %50-60'ların üzerinde bir vergi. Yani bu saati Türkiye'de daha pahalıya satın alıyorsunuz. Öyle de bir durum var. Ne yazık ki tabii bunu bilmiyorlar ve bu şekilde saydırıyor arkadaşlar, yorum yapan arkadaşlar. Ben de zaten tok satıcıyım. Satıp satmama arasında da kaldım açıkçası. Çünkü çok güzel bir saat. Bu saat otomatik bir saat arkadaşlar. Dress watch diye geçiyor. Yani elbisede kullanabileceğiniz, takım elbisede kullanabileceğiniz bir saat. 40 milimetre, 40,5 milimetrelik çapı var. Lock to lock tara 46,8 milimetre. Şu an gördüğünüz gibi saat çalışmıyor. Hatta odaklamaya çalışalım. Saati yakınlaştıralım şu şekilde. Değil mi? Saat tanıtımı yapıyoruz ve saat gözükmüyor. Şimdi saat gerçekten güzel. Birkaç farklı seçeneği var bu saatin. Orient markası bu arada. Bilmeyenler için söyleyelim. Seiko'nun alt markası. Ve kendine ait bir mekanizması var bu saatin. Bu saati gördüğünüz gibi henüz takmadım ve satıp satmama konusunda kararsız kaldığımdan dolayı da etiketini dahi sökmedim. Hatta bandajları dahi duruyor. Belki ileride takabilirim. Saat otomatik bir saat arkadaşlar. Safir kristal olmasını beklerdim camının ama uygun bir saat olduğundan dolayı, dediğim gibi Seiko'nun alt markası ama Orient aslında güzel, çok güzel saatler üretiyor. Otomatik saatleri, dediğim gibi kendi bir mekanizması var. Tam bir fiyat performans saati. 40 saatlik bir rezervi var arkadaşlar. Güç rezervi var. Bu saati isterseniz kurma kolu, baktığınız gibi, gördüğünüz gibi burada biraz daha büyük kurma kolunu işte bu şekilde kurabiliyorsunuz. Ya da kolunuzda sürekli, şöyle sesi duyuluyor mu bilmiyorum, salladığınızda, yani kolunuzda sürekli bu saat takılı olduğunda da hiçbir şekilde dediğim gibi durmaz. Çünkü kolunuzun kinetik enerjisinden dolayı saat kendini şarj ediyor gün içerisinde. Ama
Bu saati de atıyorum çıkardınız ve bir yere koydunuz. Açıkçası 40 saatlik dediğim gibi bir power rezervi var. Arkasındaki bandajlar bile dediğim gibi duruyor. Gayet güzel bir deri kayışı var. Orijinal deri kayış yazıyor arkasında. Saat oldukça güzel. Bana göre tek eksiği nasıl diyebilirim size? Yani mineral cam olması ürünün. Kardanı da oldukça bu arada güzel. İçerisinin sarı olan ve kartlarının yine farklı renklerde olan versiyonları var. Piyasada şöyle şu kısma geldiğimizde yani oldukça içerisindeki rakamlar roman rakamlarıyla yazılmış. Oldukça iyi, oldukça güzel. Yani bilmiyorum ama görseldeki ben video ve görseldeki halinden çok daha etkileyen, pırıl pırıl parlayan güzel bir saat açıkçası. Dediğim gibi bana göre tek eksiği safir kristal olmaması ama yani nasıl diyebilirim? Bombeli bir mineral cam yani bombeli bir camı olduğundan dolayı genelde safir kristaller düz olur, düz cam olur. Bombeli bir cam olduğundan dolayı büyük ihtimal ondan dolayı safir kristal koymamışlar. Kolda duruş şekli de yine şu şekilde yapabilirsem şu şekilde kolda hatta şöyle bir odaklamaya çalışayım. Ekranda şöyle ya da şu şekilde yine odaklayalım. Yani her bileğe uygun. Ya benimki gibi bir ince bir bileğe sahipseniz 40,5 mm gayet bileğe uygun bir saat. Dediğim gibi dresswatch olarak geçiyor zaten. Takım elbisede de oldukça şık duracak. Saatler arasında ve mükemmel bir fiyat performans ürünü diyebilirim. Oldukça çok fazla saatim var tabi ama bunları ilerleyen zamanlarda isterseniz bunlarla ilgili videolar çekebilirim. Saat akışı da oldukça güzel. Şurada hemen bir netleyelim yeniden. 40 saat rezerv diyor ama ben şunu gördüm. 25 saat, 26 saatte bazen 30 saatte durduğunu gördüm. Tabii o rezervin power'ın içerisindeki yayın ne kadar fazla gerildiğine göre gün içerisinde. Ama ben olabildiğince tabii salladım. Olabildiğince kurdum. Dediğim gibi 30 saati gördü ama 40 saatlik ben bir power rezerv göremedim açıkçası üründe. Ama uğraşırsam olur muydu? Olabilirdi belki. Ya da sürekli kolunuzda taktığınızda belki 40 saat o zaman power rezerv verebiliyordum. Evet, bu şekilde bir yıllık bir garantisi var. Bunu da söyleyelim. Ve Seiko'nun alt markası bir fiyat performans ürünü bir saat. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Böyle videolar istiyorsanız da altta yorumlarda bize yazmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Videomuzu paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.